Birinci Murat'ın türbesinin yanındaki konuk evindeyiz ve odalardan bir tanesinde Birinci Murat'ın duası var. Ben o duayı sizlere okumak istiyorum. Ya Rabbi, bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerimi cezalandırma. Allah'ım, onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi, bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdun. Yine sana iltica ediyorum, duamı kabul eyle. Bir yağmur nasip eyle, bu toz bulutlu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk ederim. Ya ilahi, mülk de bu kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve esrarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi, bunca Müslüman askerin helakine beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki tek sen beni şehitler zümresine kabul eyle. Asakir-i İslam için teslim-i ruha razıyım. Tek ki bu müminlerin uğruna benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın. Sonunda da lütfen ve keremen şehit eyle. Amin. Ya nasıl bir duadır ki bu? Gerçekten de savaşın sonunda şehitlik mertebesine yükselecektir. Birinci Murat okurken de gerçekten duaya çok çok duygulandım. Allah hem zafer veriyor hem şehit olma mertebesine Birinci Murat'ı getiriyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Onlar sayesindedir ki biz Balkanlarda hala izlerimizi gelip bulabiliyoruz.